Efendim, ekleyicimiz bu sabah dedi kalktık, anne ve babamın elinde kınalar var dedi. Bize bu ve benzeri şekilde zaman zaman çok sualler gelmişti. Hatta daha önce TGRT kurulmadan önce de Türkiye'de sesleniyorduk. O zaman da böyle okuyuculardan telefon mektuplar geliyordu falan. Buna benzer şeyler söyleniyordu falan. Ha, kitaplarda araştırdık, öyle bir şey yok. Dini olarak herhangi bir şey yok. Acaba tıbben bunun bir şeysi var mı falan diye. Bu işin bir tahsisi olan doktorlara müracaat ettik. Çünkü her şey herkese değil. O işin bir tahsisi kimse ona sorulur. Doktorlara sorduğumuz zaman onlar güldüler. Dediler ki yok, kına değil o. Vücudun yenilen herhangi bir yiyecekten veya psikolojik olarak o anda ne tesir gördüyse, hani diyor ki anne babam ikisinde de aynı şey oldu. Aynı şey de olabilir. Bu kına değildir, vücudun bir tepkisiymiş. Yani vücut o anda ne Aynı şeyi yapıyorsa, yemişlerdir mesela yatmadan önce. ona benzer bir şey olmuştur. Veya ikisi de aynı anda bir hadise karşısında aynı tepkiyi vermişlerdir. Vücut da netice itibariyle sabahleyin kalkıyorsun, bakıyorsun, oraların rengini değiştiriyor, kına renginde. Yani içinden o, dışından değil. İşte bir renk değişiyor falan. Tabii insan da tabii olarak kalkınca aa diyorsun falan, ben kına falan Sonra yakınmadım ama. kaybolan bir şey bu Tabii aynı sonra zamanda. kayboluyor. Dolayısıyla endişe edilecek bir şey değil. Ha, ne olabilir? Doktora müracaat edilip, doktora gidilip, yani bir hastalığın, bir tepkinin neticesi midir? Bir alerjik bir şey midir? Vücutta herhangi bir şey mi vardı falan diye bir doktora gitmekte de fayda olabilir. Yani dini falan değil, o kına da değil yani, onu bilelim.